Gideon. Artık bitti. Seninle asla asla çıkmayacağım. Bence de çıkma. Güçlerim. Ayınız bitmedi. Daha küçük Gideon'ın bütün numaralarını görmediniz. Gününüzü göreceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bu tarz değişik bir video hazırlamıyorduk. Zaten başlıktan da göründüğü gibi bu videoda Gideon'ın saçları neden beyaz? Bunun hakkında konuşacağız. Gerçekten bu Gideon'ın saçları neden beyaz abi ya? Yani Dipper ve Mabel geçmişe gittiğinde de bu çocuğun saçları beyazdı. Yani insan merak etmeden edemiyor diyebiliriz. Her neyse, bugünkü videoda Gideon'ın saçlarının neden beyaz olduğunu size anlatmaya çalışacağız. Umarım da beğenirsiniz. Eğer Esaren Kasaba hakkında yaptığımız içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup zil butonuna tıklayabilirsiniz. Herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve tabii ki dizi ve film dosyası kanalımıza da abone olursanız bu bizi bayağı mutlu eder. Instagram hesabımda karşılıklı çıkmıştır. Ekranda görürsünüz Ramazan5Aksu. Oradan da beni takip ederseniz bayağı mutlu oluruz. İsterseniz videoya geçelim çünkü bu video bayağı sağlam olacak. Gideon'ın saçlarının neden beyaz olduğunu merak ediyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin. Her neyse artık videoya geçmenin vakti geldi. İsterseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Centrix on the beat, nigga. Öncelikle Gideon'ın saçlarının neden beyaz olduğu sorusu aslında bize günlük 3'te cevap verilmişti. Bunu da bilmeyenler mutlaka vardır. Günlük 3'ü eğer okumadıysanız bunu bilemezsiniz. Günlük 3'ün ne olduğunu merak edenler için günlük 3 aslında Esrarengiz Kasaba'nın dizisinde görmediğimiz şeyleri bize kitapta vermeye çalışan Alex Hirsch'ün bize hediyesidir. Tıpkı Special Edition versiyonu veya Lost Legends, daha doğrusu diğer kitaplar olduğu gibi. Aynı Dipper ve Mabel Lanetli Zaman Korsanları hikayesinde olduğu gibi. Her neyse, konumuza dönmek gerekirse günlük 3'te bir sayfada Stanford'ın notlarında Gideon'ın saçının beyaz olduğunu oradan anlıyoruz. O da şurada. Stanford mistik kolye diye bir şey buluyor ve bu kolyenin aslında kullanan kişinin saçlarını beyaz yaptığını söylüyor. Ve buradan da biz aslında Gideon'ın saçlarının beyaz olduğunu öğrenebiliriz. Evet, bu kolay bir şey oldu. Direkt size cevabı verdim. Normalde ben böyle uzatırım çünkü insanları heyecana sokmayı severim. Gideon'ın saçlarının öyle olmasının sebebi zaten ilk başta öyle. Ama hani burada benim mantığım ufak derecede bir aykırılık tespit ediyor. Çünkü biz Dipper ve Mabel'ın geçmeye gittiği sırada bebek Gideon'u görmüştük ki saçı beyazdı. Yani çocuk zaten ilkokulda günlük 2'yi bulmadan önce nasıl saçları beyazdı? Yani burada bir bence mantık hatası var. Hani Gideon zaten bebekken saçlarının beyaz olması, günlükte ise o kolyeyi bulduktan sonra saçlarının beyaz olduğu söylenmesi ufak bir ayrıntıyı geciktiriyor. Bence benim teorim şöyledir. Gideon'un doğduğunda saçları doğal bir şekilde beyazdı. Fakat mistik kolyeyi kullandığı zaman o saçlar daha fazla beyaz olmaya başladı. Ki zaten Alex Hirsch'ün de yaptığı bir röportajda veya hatırladığım kadarıyla Disney Channel'ın yayınladığı bir bölümde Gideon'un saçlarında aslında ilk başta düşünülen senaryoda ikiz bir kardeşi olacağı, yani Gideon'un da bir ikizi olma planlarıymış. Fakat olmamış. İyi ki de olmamış. Zaten böyle bir şey olsa garip olurdu. Hatta Alex Hirsch'ün o söylediği sözü hemen size göstereyim ve siz de izleyin. Gideon bir kötü. Anne? Neye benzediğine dair bir sürü fikir ortaya atıldı. Özellikle de saç tarzı ve saçına neler olduğu ile ilgili. O iğrenç şeker koalalarından biri mükemmel saçıma gelmiş. Ona kocaman bir saç verirken düşündüğümüz bir şey vardı tabii. Temel fikir şuydu. Belki Gideon'un saçında sakladığı tuhaf bir ikizi vardır. Yani belki Gideon'un da ikizi vardır. Hayır, saçıma dikkat et. Ama artık yoktur. Yani kısaca Gideon'un saçlarının beyaz olması, çocukken beyaz bir şekilde saçlarınınla birlikte doğması, daha sonra ise mistik kolyeyi kullanarak saçın hep beyaz olması diyebiliriz. Yani kısaca Gideon'un saçlarının beyaz olması böyleydi. Yani size kısaca anlatmış oldum. Her ne kadar bu yaptığım video biraz kısa olsa da kanalda değişik videolar yaptığım için bayağı zorlanıyorum. Zaten dizi ve film dosyası kanalına video hazırlıyorum. Esrarengiz Kasaba uzmanına film video hazırlıyorum.
Aynı zamanda Esrarengiz Kasabası 3. sezon 1. bölümüyle uğraşıyorum. Her ne kadar animasyon olmasa da yine de çok zorlu bir süreç animasyon olmasa da. Yani bu iş gerçek anlamda bazen bizi çok zorlayabiliyor. Her neyse, eğer Esrarengiz Kasaba hakkında bu tarz kısa videolar da hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup zil butonuna tıklayabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz de beğeninizi göstermek için like da atabilirsiniz. Bu arada bir dahaki kimdir videosu, Wendy Cordero kimdir videosunun izlenmesine göre gelebilir çünkü İlk attığımız Kimde videosu 23.000 gibi güzel bir izlenmeye ulaştı. Yine Mabel videosu da 5.000 tarzıydı. Ve Wendy videosu da umarım bayağı yüksek izlenir ve biz de devamını çekeriz. Çok mutlu oluruz. Her neyse, kısaca anlatmak istediğimiz bu videoda Gidin saçlarının neden beyaz olduğu hakkında konuştuk. Ve tabii ki herhangi bir düşünceniz varsa da videonun sonuna yazabilirsiniz. Dizi ve film dosyası kanalımıza da abone olursanız bu bizi bayağı mutlu eder. Instagram hesabımda gözüktü. Tüm Esrarengiz Kasaba severleri Instagram hesabıma bekliyorum. Beni oradan takip ederseniz bayağı mutlu edersiniz. Her neyse, artık videoyu bitirmenin vakti geldi. Şimdilik harika ve güzel Esrarengiz Kasaba videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay. Dışarıda dikkatli olmalısınız. Bu hortlak ve cinlerin gecesi. Tabii bir de Yaz Cadılar Bayramı hilekarı var. Yaz Cadılar Bayramı nesi? Hilekarı. Efsaneye göre kapı kapı dolaşır, Yaz Cadılar Bayramı havasına girmeyen çocukları da yermiş. Şey, bizim için endişelenmene gerek yok. Biz havaya kesinlikle gireceğiz. Bu şey de nedir? Bu markayı hiç duymamıştım. Kum lollipop mu? Koltuk şeker mi? Bay iyi çikolatası mı? Bunların hepsi ucuz şekerlemeden yapılıyor. Beğenmediğinizi belli etmeyin ki hilekar kulak misafiri olmasın. Pelerinin fermuarına sıkışmış, sus. İyi ki söyledin.